Çeşitli gıda ve kozmetik ürünlerinde boya maddesi olarak kullanılan böcek türevleri bulunmaktadır. Bunların en iyi bilinenlerinden biri, karmin böceği ya da koşinil adı verilen bir parazitten üretilen kırmızı renkli bir katkı maddesi olan karmin boyasıdır. İlk olarak Aztekler tarafından kök boyası olarak kırmızı rengi vermek amacı ile kullanılmış, Avrupa'ya 16. yüzyılda gelmiştir. Ve başta çeşitli gıda maddelerine renk vermenin yanı sıra, tekstil, kozmetik sanayinde de kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Orta ve Güney Amerika'nın kırsal bölgelerinde yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağı sağlar. Karmin, gıda ve kozmetik etiketlerinde farklı isimler ile yer alır. Kokineal, karmin, karminik asit, natural red 4 yani doğal kırmızı 4 veya E120. Çeşitli ülkelerde sosis, hamur işleri, yoğurt ürünleri, meyve suları, ruj, allık gibi kozmetik ürünlerinde kullanılan bu maddenin, kimi ülkelerde oluşan sosyal medya tepkilerinden sonra, pek çok firma tarafından kullanımı terk edildi. Bunların arasında Campari, Starbucks gibi küresel şirketler de vardı. Asidik ortamlarda, pişirme ve dondurma işlemlerinde dahi kalıcı yapısından dolayı, üretim sektörü için mükemmel bir tercihtir. Koşiniller, Hint inciri, Frenk inciri, kaynana dili gibi çeşitli isimlerle anılan bir çeşit kaktüs meyvesine kene gibi yapışarak hayatını sürdürür. Doğal ortamında çoğaldığı gibi, kültürel olarak da yetiştirilmektedir. Kırmızı boya diyebileceğimiz karminik asit karıncaları püskürtür. Pigmentleri, yırtıcılara karşı kimyasal bir silah olarak evrimleşmiştir. Karmin, ezilen dişi karmin böceklerinden elde edilen kimyasal bir özdür. Böcekler ezilir ve boya maddesi çıkarılır. Boyada böcek parçası kalmaz. Tamamıyla böcek suyu kalır. Dişilerinden veya yumurtalarından sağlanan bu pigment erkeklerde bulunmaz. Ayrıca boya üreten dişi böceklerin kanatları yoktur. Böcekler ve kabuklu haşeratların yüzyıllar önce ortak atayı paylaştıklarını, sonradan evrimleştiklerini dile getiren böcek bilimciler, bu yüzden bu tür parazitleri böcek sınıfında görmezler. Bu yüzdendir ki, karmin maddesinin böceklerden elde edildiği ifadesini kullanmazlar. 1500'lere kadar Güney Amerika dışında bilinmeyen karmin böcekleri, Kleopatra'nın ruj yapmak için kırmızı böceği kullandığı söyleminin de yanlış olduğunu gösteriyor. O dönem, Orta Doğu'ya özgü kermes bitleri, kermes vermilyo gibi farklı türler kullanılmış olabilir. Bu böcekler de karmin gibi kırmızı pigment çıkarımı için toplandı ve ezildi. Peki, karminin insan sağlığı açısından olumsuz yönleri var mı? Karminin laboratuvar testlerinde toksik olmadığı, güvenli ve doğal yoldan elde edilen bir gıda boyası olduğu görülüyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, 10 yıllık bir süre zarfında, karminle ilgili 3 alerjik reaksiyon raporladı. Ayrıca, sentetik boyalardan daha güvenli bir seçenek olarak görülür. Örneğin Red 2 ve Red 40, kömür veya petrol yan ürünlerinden elde edilirler ve çok daha büyük sağlık riskleri taşırlar. Bu nedenle, meyve suyunda biraz böcek olması, en sağlıklı seçenek olarak görülür.